Merhaba ve tekrardan yeni bir videoya hoş geldiniz. One Piece'de birçok detay mevcut ve bu detayların en iyi yanı bazen o kadar gizli oluyorlar ki onları sadece sen bulmuşsun gibi hissediyorsun. Haliyle bu da insana bir tatmin hissi uyandırıyor ve seriye daha da bağlıyor. Bu videoda ise tam olarak onu yapacağız. Size bir takım fark edilmesi kolay olmayan detaylardan bahsedeceğim. Bakalım kaç tanesini biliyorsunuz. Ha unutmadan, videoda mangadan spoiler barınmaktadır. Eğer sadece anime izleyicisiyseniz büyük ihtimal spoilerlar sizi bekliyor, haberiniz olsun. Ve daha fazla böyle detay videosu isterseniz like'larınızla bunu belirtin ki ben de bu serinin devamını getireyim. Haydi videoya geçelim. Manganın 604. bölümünde tayfa balık adam adasına doğru yola çıkmışken panellerin birinde şöyle ufacık bir köşede Luffy burnunu karıştırıyor. Sonraki panelde ise Usopp'un yanında küçücük bir parmağın olduğunu görüyoruz. Ve parmağın ucunda da sümük var. Sayının sonuna doğru ise Luffy'nin yapıştırdığı o sümüğün artık Usopp'un kolunda olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ama bu detayı kaçınız okurken fark etti onu bilmiyorum. Şahsen ben edememiştim. Biliyorsunuz şu anda Egghead sezonundayız ve işler çok hızlı bir hal aldı. Satürn'ün sahaya inmesi, Kizaru'nun Luffy ile kapışması derken yine mangayı okurken zevkten 4 kişi oluyoruz. Hatırlarsanız 1091. bölümde Luffy Kizaru ile tekrardan çarpışmaya başladığı sırada Luffy Kizaru'ya artık biz 2 yıl öncesinden 100 kat daha güçlü olduk demişti. Ve bu cümlenin aynısını 2 yıl önce Shaki kurmuştu. Shaki, Rayleigh'nin Luffy'lerden 100 kat daha güçlü olduğunu söylemişti. Yani Luffy şu an Rayleigh'nin seviyesinin olduğunu ve Kizaru'yu yenebileceğini bizlere söylemeye çalıştı. Kızıl saç korsanlarından Yasop ile beyaz sakal korsanlarından Vista'nın bir geçmişi olduğunu biliyor muydunuz? Mangada Shanks'ın Marco'ya artık geri çekilmesi gerektiğini söylediği panelde arkada Yasop ile Vista sanki birbirlerini öldüreceklermişçesine sinirli bir şekilde bakıyorlar. Belli ki bu ikili ya Zoro ve Sanji gibi birbirlerini sevmiyor ya da geçmişten gelen bir düşmanlıkları var. Yani iki düşman korsan tayfasının üyesinin birbirlerini sevmemesi de çok normal bir olay. Ve bu detay sadece manga okuyucularının fark edebileceği detaydı. Zira animede bu sahnede arkada ne Usopp vardı ne de Vista. Impel Down'daki gizli kat olan kat 5.5'ü hatırlıyorsunuzdur. Oranın varlığından ne Müdür Magellan'ın haberi vardı ne de bir başkasının. Ve okamalar orada sabah akşam partiliyordu. Ama haliyle orası hapishane kurulduğundan beri varlığını sürdürmüyor. O zaman haberleri olurdu zaten. Birisi vaktinde orayı inşa etmiş. Ve biz bu kişinin kim olduğunu biliyoruz. Hayır, Ivankov değil. Burası Ivankov'dan da eski bir bölge. Burayı kuran kişi de şansa bakın ki devrim ordusunun bir üyesi. Ve adı ise Morley. Evet, bizim şu Dave Morley'den bahsediyorum. Kendisi şu an 160 yaşında ve uzun yıllar önce muhtemelen şeytan meyvesiyle 5.5. katı kurdu. Ayrıca Impel Down'dan kaçan ilk kaçakta çoğunuzun bildiği gibi Shiki değil, yine Morley oluyor. Bu bahsettiğim detayı pek çoğunuz hatırlayacaktır ama uzun yıllar boyunca seriyi güncel izleyen dostlarımın muhtemelen bu bilgi aklından uçmuştur. Wano sezonunda pek çok yerde Luffy'nin hasır şapkasında 3 tane çizgi olduğunu illaki fark etmişsinizdir. Peki o hasarın nasıl alındığını hatırlıyor musunuz? Yaklaşık 1000 bölüm önce Luffy Orange Town'da Buggy ile dövüştüğü sırada Buggy Luffy'nin şapkasını bıçaklamıştı. Hatta dövüşten sonra Nami o şapkayı dikmişti. 1000 bölüm sonra hala bu detayı eklemeleri bence muazzam bir olay. Eiichiro Oda ile Naruto'nun mangakası olan Masashi Kishimoto çok yakın arkadaşlar. Hatta Oda Dressrosa sezonunu çizerken ağır bir şekilde hastalanıp hastaneye kaldırılmıştı. O sırada Oda ziyaretine gelen Kishimoto'yu bir şekilde ikna edip Dressrosa sezonunun baştan sona olmasa da büyük bir kısmını beraber çizmeye başlamışlardı. Hatta manganın 766. bölümünün kapağına bakacak olursanız Nami'nin Akatsuki kıyafetine benzer bir kıyafet giydiğini, hatta dikkatli bakarsanız Nami'nin arkasında Luffy ile beraber Naruto'nun ramen yediğini bile görebilirsiniz. Tabii ki bu Naruto serisine kasıtlı biçimde yapılmış bir gönderme ve bence çok güzel bir detay bu. Robin'in insanlara nasıl hitap ettiğine hiç dikkat ettiniz mi? Düşündüğünüzün aksine normal isimleriyle değil. Onun yerine Luffy'nin insanlara taktığı takma isimlerle hitap ediyor. Mesela Luffy'nin Cavendish'i Cabbage demesi gibi Robin de aynı şekilde hitap ediyor. Tabii ki Robin Luffy gibi isimleri unuttuğu için takma isimler takmıyor. Kaptanına duyduğu saygıdan ve Luffy'yi benimsemesinden dolayı. Hatta biraz gariptir ki bu ikili temelde aynı şekilde düşündükleri için Robin Luffy gibi insanlara aynı isimleri takıyor. Zaten Luffy'nin Marco'yu hatırlamasına yardımcı olan kişi de Robin'di. Hazır hitap konusuna girmişken Luffy'nin düşmanlarının kendisine hiçbir şekilde ismiyle hitap etmediğini fark ettiniz mi? Evet, kendi dostları ve tayfası ona ismiyle hitap ediyor ve bu çok normal. Ama Luffy'nin hiçbir düşmanı ona bir kere bile Luffy diye hitap etmediler. Genelde ona, yani Luffy'ye taktıkları lakap ise şöyle oluyordu. Mugiwara. Belki de çoğunuzun bilmediği veya unuttuğu büyük bir gerçek var. Arlong'un bir kardeşi var. Ve biz o karakteri birkaç kez de gördük. Hayır, Hody Jones veya Hachi ya da tayfasındaki herhangi birisi değil. Arlong'un kardeşi Madame Shirley.
Bu ikisinin tavır ve davranışlarının birbirlerine benzediklerini biraz hafızanızı zorlayarak hatırlayabilirsiniz. Ayrıca ikisinin de köpek balığı genlerinin olması da durumu mantıklı kılıyor. Fakat bu ikisi tam olarak kardeş değil. Yani sadece babaları aynı kişi. Ki muhtemelen babaları da bir köpek balığıydı. Arabasta da Haki'nin foreshadowunu, hatta direkt olarak Haki kullanan bir karakter görmüş olabiliriz. Luffy ile Crocodile'ın tekrardan karşılaşması sırasında Luffy artık Crocodile'ı nasıl döveceğini çözmüştü ve yumruklarını su ile kaplamıştı. Fakat Crocodile bu durumdan haberdar değildi tabi. Luffy Crocodile'a yumruk geçirip bir de üstüne kürkünden tutunca Crocodile o ona sahip olamaz diye bir çelişkiye düşmüştü. Durumdan anlayacağımız üzere Crocodile ilk başta Luffy'nin Haki kullandığını düşünüyordu belli ki. Eğer bu sizi tatmin etmediyse bir detay daha mevcut. Zoro ile Dazbon Savaşı'nın son sahnesi hepimizin akıllarına kazınmıştır. Zoro çok havalı bir şekilde Dazbon'un sert çeliklerini kesip zafer kazanmıştı. Belki Zoro burada istemeden de olsa Haki kullanmış olabilir. Zoro bu dövüşü her şeyin nefesini duyarak kazanmıştı. Ki bu her şeyin nefesi olayı Wano temelli bir Haki tekniği olması çok olası. Çünkü biliyorsunuz ki bu tekniği Zoro'ya ustası öğretmişti. Ve ustasının bahsettiğine göre bu tekniği kullanan kılıç ustaları harbi kılıç ustalarıydı. Yani gerçekten Zoro istemeden de olsa her şeyin nefesiyle çok temel düzeyde de olsa Haki kullanmış olabilir. Zoro ile Sanji Arlong Park sezonundan beri, yani neredeyse tayfaya katıldığından beri birbirlerini sevmiyorlar. Hatta birbirlerine laf olsun diye takma isimlerle alay bile ediyorlar. Gel gelelim Sanji nadiren de olsa mangada Zoro'ya ismiyle seslenirken, Zoro bir kere bile olsun Sanji'ye ismiyle seslenmedi. Sanji demişken, Sanji'nin prens olduğu foreshadowlarını kesinlikle sağda solda görmüşsünüzdür. Arabasına kendisini Mr. Prince demesi veya kendisinin North Blue'da olmasını saklamasını falan diyorum. Ama bundan başka detaylar da mevcut. Mesela Typhoon Redline'i ilk kez gördüğünde, Zoro daha önce kimsenin dağı gemiyle tırmandığını görmedim ve duymadım demişti. Sanji ise ben duydum demişti. Sonradan Sanji konuyu değiştirip Grand Line hakkında konuştuğunu ima etse de belli ki Sanji burada German'ın Red Line'ı tırmanan salyangozlarından bahsediyordu. Veya Long Ring Long Land sezonunda Zoro Sanji'nin görünümü için tıpkı bir prense benziyorsun, aptallar krallığının prensine demişti. Ve son maddemiz, belki bu sizi biraz şaşırtabilir. Wano sezonundaki bu çaydanlığı kim hatırlıyor? Yani çoğu insanın aklında böyle bir objenin kalmış olması saçma olurdu zaten. Ha eğer ki siz hala bu çaydanlığın varlığını videoda görmeden önce de hatırlıyorduysanız size büyük bir helal olsun diyorum. Şaka bir yana Tengu Yama'nın bu çaydanlığının bir ismi bile var. Adı ise Bumbuku. Fakat görünüşünün aksine bu canlı sırtında çaydanlık taşıyan veya çaydanlık meyvesi yemiş bir tanuki değil. Tam tersi bu çaydanlık Inu Ininomi model tanuki meyvesini yemiş bir çaydanlık. Biliyorsunuz ki canlılar gibi cansız objelerde bazı şeytan meyveleri yiyebiliyor. Hatta o meyveler sayesinde canlanabiliyorlar bile. Ama neden seride böyle bir karakter var ne siz sorun ne de ben cevaplayayım. Ve düşündüğünüzün aksine hayır, bu son maddeyi herhangi bir madde bulamadığım için koymadım. Bu detay gerçekten de bana ilginç geldi. Bu videoluk bu kadar olsun. Siz bu detayların kaç tanesini fark ettiniz veya kaç tanesini duymuştunuz yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Hatta sizin bildiğiniz detayları da yazın ki sonraki videolarda o detayları da konuşalım. Eğer hala izlemediyseniz bu ekranda çıkan videoları da izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. O zaman sonraki videolarda da görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bol bol sağlıklı yiyecekler yemeyi de unutmayın. Ayrıca kemik sağlığınız için süt içmeyi de ihmal etmeyin. Ve hoşça kalın.